İnsanın melek şahitleri. İnsan başka insanlar tarafından görülmediği zamanlar tümüyle yalnız başına kaldığını düşünür. Oysa bu bir yanılgıdır. Öncelikle Allah her zaman onun yanındadır ve yaptığı her şeyi görmekte ve duymaktadır. Dahası gözüyle görmediği ama onu hiç yalnız bırakmayan gözleyiciler de vardır etrafında. Bunlar Allah tarafından görevlendirilmiş meleklerdir ve insanın yaptığı tüm işleri yazmakla görevlidirler. Kur'an bu sırrı şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki yazıcı kaydederlerken o söz olarak herhangi bir şey söylemeyiversin. Mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. Kaf suresi 16 ve 18. ayetler inşallah. Allah'ın insanın her iki yanında görevlendirdiği bu meleklerin yazdıkları mahşer günü ortaya konur. Ve insanla dünyada yaptıkları bu işlerden sorguya çekilirler. Kur'an o gün yaşanacakları şöyle anlatmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse o kolay bir hesap sorgu ile sorguya çekilecek. Ve kendi yakınlarına sevinç içine dönmüş olacaktır. Kimin de kitabı ardından verilirse o da helak, yok olmayı çağıracak, çılgın alevli ateşe girecek. Çünkü o dünyada kendi yakınları arasında sevinçliydi. Doğrusu o Rabbine bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, gerçekten Rabbi kendisini çok iyi görendi. İnşikak suresi 7 ve 15. ayetler inşallah. Evet güzel dostlar, Allah'a emanet olun inşallah.